Değerli izleyiciler, yeniden merhaba. Astım Televizyonu'nun bu yeni bölümünde Türkiye'de fazla dikkate alınmayan ama dünya literatürüne göre son derece önemli olan bir alerjiden bahsedeceğim. Bu alerji havan böceği alerjisi. Biliyorsunuz alerjenleri astımda ev içi ve ev dışı alerjenler diye ikiye ayırıyorduk. Çoğunlukta da hayatımızı evde geçirdiğimiz için ev içi alerjenlerin astımı etkileme ihtimali çok daha fazlaydı. Tüm dünyada yapılan çalışmalarda, biraz sonra ayrıntılara da gireceğim, ev tozu akarından sonra ev içinde en fazla astıma ve astım krizlerine neden olan, evde kedi ve köpek yok ise, hamam böcekleri. Hamam böceklerinde iki türü var. Bir, Alman hamam böceği ki Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde daha çok yoğunluklu olan bunlar. Bir de tropik ülkelerde görülen Amerikan hamam böceği dediğimiz Periplanus americana dediğimiz bir böcek. Bu ise çok daha sıcak ekvator iklimini seviyor ve nemli bölgeyi seviyor. Bizim Türkiye'de bu iki hamam böceği de bulunuyor. Nerelerde buluyor bu hamam böcekleri? En fazla mutfaklarda ve yine ısının daha fazla olduğu yatak odasında, her türlü çatlakta en sık bunların bulunma yeri yerlerdeki parkelerin kenarında bulunan süpürgeliklerin aralarına genellikle yuvalanıyorlar. İlk olarak avan böceklerinin astım yaptığı 1964 yılında tespit edilmiş. Bakmışlar, havan böceği alerjisi olanlarda astım daha sık görülüyor. Ve 1964 yılından sonra yoğun astım ve havan böceği çalışmaları başlamış. Havan böceği alerjisi bulunan astımlı çocuklarda ve büyüklerde solunum yollarına havan böceği antijeni aynı sprey tarzında, ventolin tarzında verilmiş, çok farklı dozlarda, milyonda bir kadar ve hamam böceği alerjisi olanlar kısa sürede astım krizine girmişler. Ama astım olmalarına rağmen hamam böceği alerjisi olmayanlarda astım krizi bulunmamış. Bu nedenle ilk olarak 1964'te 65'li yıllarda hamam böceğinin hem astıma neden olacağı hem de astım krizine neden olacağı saptanmış. Bundan sonra yoğun çalışmalar var. Son çalışmalara göre tüm dünyada astımlılarda hamam böceği alerjisi oranı %25 ile 60 oranında değişiyor. Bu bulunan bölgelere bağlı. Genellikle alt ekonomik bölgelerde, grupların yaşadığı bölgelerde hamam böceği alerjisine çok daha fazla rastlanıyor. Hamam böceği ile söylenecek en önemli şeylerden biri de bu Amerikan hamam böcekleri dedik ya, daha çok fırındır, kebapçıdır, lahmacuncudur. Bu tip yerleri sıcak olduğu için seviyor. O nedenle bilhassa bu korona günlerinde hepimiz eve yemek söylüyoruz. Bu yemek kenarındaki paketlerin içinde bile bunların yumurtaları evimize gelip evimize bulaşabilirler. Şöyle demek lazım, Avrupa'da bulunan Alman hamam böceklerinin dişleri bir yılda 30 bine yakın yavru yapıyor. Yani çok büyük bir yavru grubu. Ne yapıyoruz peki hamam böceği alerjilerinde? Önce deri testinde hamam böceği alerjisi var mı yok mu diye buluyoruz. Benim serime göre, bakın, dünyanın 25-30 bin tane alerji testi yapmışımdır. Hamam böceği alerjisi ev tozundan sonra ikinci sırada değil. İkinci sırada biliyorsunuz kedi alerjilerine rastlıyoruz. Hamam böceği alerjileri üçüncü sırada falan oluyor veya dördüncü sıraya düşüyor. Bazen polen alerjilerinin bile arkasına düşebiliyor. Yani İstanbul şartlarına göre konuşuyorum. Ben İstanbul ılıman bir bölge olmasına rağmen hamam böceği alerjisi başta liderlik yapmıyor, başat gitmiyor. Fakat hamam böceği alerjisi bulduğumuz insanlar alınıyorlar. Hamam böceği alerjisi var. Aa, bizim evde yok ki falan, hiç rastlamadık, hiç görmedik diyebiliyorlar. Görmeleri zaten mümkün değil. Onlar el ayak çekildikten sonra karanlıkta genellikle faaliyet gösteriyorlar ve astım için son derece riskliler. Biraz evvel solunum yollarına hamam böceği ekstresi verilerek yapılan çalışmalarda astım krizi meydana getirdiğini, alerjisi olanlarda söylemiştim. Bir de bunlarda şunu yapıyor
Kan da 24 ve 48 saat sonra alerjiyi yöneten bazı hücreler var. Bunlar işte eozinofiller, TH2 lenfositleri. Bunların yoğun bir şekilde kanda maruziyetten sonra arttığını 24 ve 48 saat içinde görüyoruz. Ve bunlar arttığı gibi solunum yollarımızda bir alerjik iltihaba neden oluyorlar. Hamam böceği alerjileri konusunda konuşacak o kadar çok şey var ki. Örneğin şu var, Güney Asya'da ılıman ve sıcak bölgelerde hamam böceği alerjisi çok sık görülmesine rağmen alerjisi olanlarda hastalık, astım görünmüyor. Bu insanların dikkatini çekmiş. Niye çekmiş? Yoğun alerjene maruz kalmak, hamam böceği alerjenine maruz kalmak acaba aynı aşılamada olduğu gibi tolerans gelişimine neden oluyor mu? Görüşü hakim. Bence bu haklı bir görüş. Yani zaman içinde vücut bunlara bağışıklık sağlıyor. Alerjiyi tolere etmeye başlıyorlar. Hamam böceği tedavisinde astma bağlı alerji ilaçları kullanabiliriz ama birinci görevimiz evdeki hamam böceklerini mümkün olduğu kadar yok etmek. İkinci olarak gerekirse alerji hapı şurupları kullanmak. Üçüncü olarak hamam böceğinin bir aşısı yok. Fakat benim dikkatimi çeken en azından 30 yıldır şu var. Hamam böceği alerjisi olanlarda ev tozu akarı alerjisi de oluyor. Ev tozu alerjisinin aşısı da aldığımız tüm hastalarda bir bakıyorsunuz bir yıl sonra ev tozu akarından daha evvel hamam böceği alerjisi kayboluyor. Ben bugüne kadar ev tozu akarı aşısına aldığım tüm hamam böceği alerjilerini bir yıl veya bilemeyiniz 2 yıl sonra hamam böceği alerjisi kayboldu. Bu bilimsel bir veri değil, sadece benim klinik gözlemim. Demek ki ev tozu akarına karşı yapılacak aşı hamam böceğine karşı da koruma ihtimali çok yüksek. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tahmin ediyorum bu hamam böceğiyle ilgili bir program daha yapacağız. Çünkü çok söylenecek şeyler var. Onları söyleyemedim vakit nedeniyle. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Astımsız, alerjisiz, mutlu, sağlıklı, sıhhatli günler diliyorum. Görüşmek üzere.